Öncelikle tekrar hoş geldiniz. İsmim Ragıp Enes Kılıç. 2020 yılından beri Efor Seşem Okulu Koçluk Okulu'nda prensipleri önce anlamaya sonra da anlatmaya başladım. Eşimle tanıştıktan sonra aslında ben bu bilgiyle tanıştım. Daha öncesinde herhangi böyle bir koçluk adına ya da böyle bir spiritüel alanda kendimi geliştirebilecek hiçbir şey yapmamıştım. Buna kitap okumak da dahil ya da herhangi bir şey yapmak da dahil. Bu sürecin içerisinde çok fazla yani 25 sene yalnız geçirdiğimi gördüm. Eşimle tanıştıktan sonra bu alana girdiğinde ilk sigarayı ve alkolü bıraktım çok enteresan bir şekilde. Bugün onlardan da çok kısa bahsedeceğim spiriterlik alanında kendimi geliştirmeye başladıktan sonra her şey peşi sıra peşi sıra akmaya başladı ve günümüze kadar öğrendiklerim ve yaşadıklarım ve test ettiklerimle birlikte aslında bazı noktalarda kendimi uzan, uzmanlaştırma alana doğru e, yöneldim. Bu da ilişkiler konusunda oldu. Kendimin ilişkiler konusunda çok farklı alanlarda, çok farklı bakış açıları geliştirerek insanlara ve kendime yardımcı olabildiğimi gördüm. Ve bu konulardaki başarımı ve bu konulardaki tecrübemi ilişkilerde zorluk yaşayan ya da ilişkilerin daha iyi seviyede yaşamak isteyen sizlere, bizlere, kendim de dahil olmak üzere farklı bir bakış açısıyla anlatmak istedim. Bunun için öncelikle prensipleri aslında öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü biz neyi savunuyoruz, biz neyin peşinden gidiyoruz, neyi anlatıyoruz önce bunu bilmek gerekiyor. Yoksa zaten herkesin bir her şeyle alakalı bir fikri var. İşte ilişkilerde şöyle olduğu zaman böyle yapsan geçer, şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur gibi bir sürü fikir ya da bir sürü çözüm bulabiliriz. Ama burada dolu dolu gidersek, yani bakmış olduğumuz bakış açısı, bakış açısı bize gerçekten inandırıcı geliyorsa ve bu bakış açısıyla biz hayatımızı değiştirebildiğimizi gördüğümüz zaman bu daha kolay oluyor. Size bugün ilk olarak prensiplerden biraz bahsetmek istiyorum. Prensipler aranızda bilenler varsa tekrar dinleyerek tazelemiş olurlar prensipleri prensipler aslında bir fizik kanunu. Fizik kanunu dediğimizde aynı yer çekimiyle suyun kaldırma kuvvetiyle aynı şey. Hiçbir farkı yok. Bu fizik kanunu insanlığın yani dünyanın yaşayış biçimini anlatan. Hatta ben buna şöyle diyorum. Hayatın dilini bize öğretiyor prensipleri öğrendiğimiz zaman hayatın dilini öğreniyoruz yani biz birçok şeyi anlamlandırmaya çalışırken zihnimize gidiyoruz zihnimizi anlamlandırmaya çalıştığımız şeyler aslında pek gerçeği yansıtmıyor burada aynı yer çekimi kuvveti gibi yani zıpladığın zaman yere düşüyorsun bunu sen inansan da inanmasan da bu hep işleyen bir şey İstersen buna gök itimi de diyebilirsin ne dediğin hiçbir önemi yok ama bu sürekli işleyen bir şey prensipler de aslında biz dünyaya geldiğimiz andan beri işleyen birer fizik kanunu. Bunu 1970'li yıllarda Kanada'da Sinebax adında bir adam keşfetiyor. Kaynak çursası keşfediyor. Bunu çok küçük bir ölüm deneyimiyle keşfediyor. Aynı Newton'un başına elma düşmesi gibi yani. Bir anda otururken böyle bir şey oluyor. Böyle bir şey varmış. Diyor, bunu araştırıyor, ediyor. Takip ediyor. Peşinden gidiyor ve yer çekimini buluyor. Sinebax aynı bu şekilde küçük bir ölüm deneyimi yaşıyor. Yani bir saniye böyle gidip geldiğini düşün. Orada prensipleri aslında keşfediyor. Buna ilk başta inanıyor, inanmıyor. Bunu bir test etmeye başlıyor acaba böyle bir şey gerçek olabilir mi diyor. İlk bunu eşine anlatıyor ve ondan sonra bunu yaymaya başlıyor. Çünkü test etti kendi ailesinde mesela sıkıntıları vardı. Yapmış olduğu, yaşamış olduğu hayat onu çok çok farklı noktalara getirmişti. İşte fiziksel olarak çok acı çekmiş, kamburu olan, çok iyi durmayan bir adamdı. Prensiplerle birlikte aslında onları test etmeye başladıkça fiziksel görüntüsü de değişti. Hayatın bakış açısı da değişti ve insanlar... Buradaki değişimin neden olduğunu merak etmeye başladılar yakın çevresi ona inanmayan yakın çevresi bunu merak etmeye başladı. Bu da prensiplerin aslında hayatımızı daha kolaylaştırabileceğini, prensipleri öğrendiğimiz zaman hayatımızı daha kolay yaşayabileceğimizi anlatmaya başladı. Ve günümüze kadar hala şu anda da YouTube'da videoları mevcut. Eğer İngilizce bilenler varsa sinebanks Banks yazıp videolarını da izleyebilir. Orada kendi hayat hikayesini çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Biz bugün onu değil, bugün bizim için en önemli olan şeydir. Yani prensipleri biraz daha tanıyıp prensipleri bedenleyerek ilişkimizde aslında ne noktaya gelebileceğimizi keşfedeceğiz. Prensipler şu şekilde düşünce, bilinç ve akıldan oluşuyor. Bunların hepsi aslında aynı anda işliyor. Düşünce her şeydir. Düşünce içerisinde yaşamış olduğumuz her şey aslında. Mesela benim bir kıyafetim düşünce, ben bir düşüncenin eseriyim. Yapmış olduğumuz ya da görmüş olduğumuz her şey birer düşüncenin eseri. Yani biz hep düşüncenin içerisinde yaşıyoruz. Ve düşüncenin kontrolü hiçbir zaman bizde değil. Bunu bilmek bize ne katıyor? dümdüz mantıkla baktığımız zaman ya her şey bir düşünce. Düşüncenin kontrolü bizde değil. Düşünceyi biz kontrol etmiyoruz. Düşünceyi biz asla kontrol edemeyiz. Ve biz hep düşünceyle yaşıyoruz. Şimdi mesela insanların çoğu başına ne geliyorsa düşünceyle geliyor değil mi? Biz oturalım düşünelim. Bir şeyi nasıl yapacağımız hakkında hep düşünce üretiriz. Aslında o düşünceyi biz üretmiyoruz. Bir sürü düşünce geliyor. Bir o düşüncelerden bazılarını tutunuyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Bu her yerde ve her şeyde var. Şimdi düşünce aslında her yerde ve her şeyde ama biz ona inanıp gittiğimiz zaman Onunla birlikte hareket ettiğimiz zaman hayatın daha farklı bir alana geçmiş oluyoruz. Bu prensipler hani düşünce birlikte, düşünce akıl hepsi bilgelik hepsi birlikte yürüyor dedik ya şimdi bu tek başına bir iş yapmıyor düşüne tamam her şey bir düşünce ama yanına bilgelik ve aklı koymadığımız zaman prensipler bizim için eforsu bir şekilde işlemiyor bunların hepsinin aynı anda işlemesi lazım ki işte o zaman savunduğumuz şey yaşansın şimdi her şey bir düşünce gördüğümüz her şey bir düşünce ve düşünceler negatif pozitif hiçbir zaman fark etmiyor bu alana girdiğimiz zaman yani kendimizi düşünerek buluyorsak sürekli bir şeyler düşünüyorsak bu doğru bir şey değil. Şimdi bunu doğru noktaya getirecek şey bunun peşinden bir bilgelik geliyor. Bilgelik dediğimiz şey de aslında bizim ruhumuzun içerisinde var olan yani yaratıcı bizim içimize ruhundan bir parça koymuş. Şimdi Allah'a inanırsınız inanmazsınız ama bizi bu dünyaya getiren bu sistemi yaratan birer yaratıcı var. Ve bizde her insanda onun küçük zerre kadar da dahi olsa bir parçası var. Bu da aslında her şeyi bilen bir parçamız. O mekanizma bu dünyadaki her şeyin çözümünü biliyor. 7-24 açık bir bakkal gibi düşün. Ne zaman gitsek ona her zaman bize bir yön gösteriyor ki zaten hepimiz bunu çoğu kez hayatımızda denedik, test ettik ama belki bunun adının ne olduğunu bilmiyoruz. Bazen nasip diyoruz. Bazen şansa bak ya diyoruz. Bazen ettiğim dualar kabul oldu diyoruz. Ama biz orada aslında farkında olmadan zihnimizi dinlemek yerine içimizden gelen yani bilgeliğin götürdüğü alana direkt adım atıyoruz. Ve orada bir mucize gerçekleşiyor. Ve bu mucizenin ne olduğunu bilmediğimiz zaman işte farklı düşünceler katıyoruz. Ve akıl prensibi de aslında o büyük akıl dediğimiz şey yaratıcı. Hep ona bağlıyız. Ona inanarak yaşadığımız zaman, onunla birlikte yol aldığımız zaman aslında her şey daha kolay oluyor. Çünkü bu sistemi var eden o. Bizi var eden o. Bizim içimize bütün bilgiyi koyan o. Bizim bunun ötesinde farklı şeyler üretmemiz tamamen zihinsel bir yargı oluyor. İşte bunları hayatımızdan çıkarttığımız zaman çok daha rahat bir alana geçiyoruz. Şimdi prensipleri öğrenmek için uzun, uzun diye çok fazla şey anlatılabilir. Bunlarla alakalı çok fazla video yaptık. Prensiplerin genel teması bu. Dedim ya prensipler bir fizik kanunun bizim hayatımızı en kolay bir şekilde yaşamamız için gerekli olan bilmemiz gereken şeyler bunlar dedim ya yer çekimi gibi. Yer çekimini insanlar keşfettiği zaman daha farklı şeyler icat etmeye başladı. Biz de prensipleri gerçekten keşfettiğimiz zaman hayatımız daha kolay bir hale gelmeye başlıyor. Çünkü var olan şeyi hiçbir zaman değiştiremezsin. Buna inanıp inanmamak onun değerini ya da varlığını hiçbir zaman değiştirmez. Dedim ya Allah'a inanan, inananlar da var, inanmayanlar da var ama bu onun varlığını değiştiriyor mu? Asla değiştirmiyor. Bizim buradaki yolumuz gideceğimiz yol sadece gerçeğin yolu aşırılıkların olmadığı, nötr alanda kalabildiğimiz gerçeği ve basitliğin yolu. Çünkü dedim ya negatif ve pozitif hiçbir şey fark etmiyor. Buralara çok fazla esnediğimiz zaman yani o düşünceye çok fazla gittiğimiz zaman zihne gittiğimiz zaman da andan kopmuş oluyoruz. Bu tarafa gittiğimiz zaman da yine andan kopmuş oluyoruz. Portakal çok faydalıdır ama bir kilo portakal bize zarar verir. Mutluluk çok güzeldir ama mutluluğu düşünceyle büyüttüğün zaman artık andan çıkmış oluyorsun ve zihnine geçmiş oluyorsun. Biz bunu istemiyoruz. Biz anda kalarak yaşamayı aslında bakış açısıyla göstermek istiyorum. Çünkü ilişkilerimizde en çok takıldığımız noktalarda en çok düşündüğümüz noktalar oluyor. Çünkü bir şeyleri biz kendimiz oldurmaya çalışıyoruz. Bir şeyleri kendimiz doldurmaya çalıştığımız zamanda ise hep farklı şeyler devreye giriyor. Egomuz devreye giriyor, hislerimiz devreye giriyor, düşüncelerimiz devreye giriyor. Geçmişte yaşamış olduğumuz kalp kırıklıkları, üzüntüler vesaire her şey devreye giriyor. Ama peki bu gerçek yön mü? Peki ilişkimizi gerçekten kurtaracak şey bu mu? Bunu nasıl bilebilirsiniz? Kendinize sorun. Evet ya ben bunları 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 yaptım ama bu benim ilişkimi kurtardı ya da kurtarmadı. Hangisi kurtaracak? Hangisi doğru? Belki hiçbir zaman bunu öğrenemedik net bir şekilde. Ama bugün burada anlatacaklarımı keşfederek gerçekten neyi doğru bir şekilde yaptığını, neyin yapmış olduğun şeyin seni doğru bir yere götürüp götürmediğini keşfedebilirsin. Çünkü biz birçok şeyi biliyoruz ama birçok şeyi bilmiyoruz. Birçok şeyi de biliyoruz sanıyoruz. İnsanın en eksik şeylerinden bir tanesi bu. Kendimizi bilgiyle doldurduğumuz zaman kapatıyoruz. Tamam ya ben bunları bunlara biliyorum. Ben kaç yıllık işte şunları şunları yaşadım. Bunları yaşadım. Benim bu konuda desteğe yardıma ihtiyacım yok. Benim her şeyim hayatım zaten mükemmel. Herhangi bir şekilde de destek vermeseniz de olur. Bana bunları anlatma. Git başkalarına başkalarına anlat. Bu dışarıya böyle yansır ama içeride çok farklı bir noktadayızdır kendimizi hani o savunmasız halimizi göstermek istemeyebiliriz. Özellikle bunun ilişkileri çok fazla yapıyoruz. Partnerimize karşı hani merhamet dediğimiz şey var. Aslında merhametin dışına buna taviz vermek de diyebiliriz. Hani sevdiğimiz insanı bazen tölere edebiliriz. Ama bazenin üstüne çıktığı zaman tölere etmemizin altında yatan başka bir sebep var. Başka şeyler oluyor. Korkular oluyor. Düşünceler oluyor. Ne yapacağımızı bilmemek oluyor. İşte burada bize yardımcı olacak şey prensipleri bedenleyerek yaşadığımız zaman yani bilgelik hareket edebiliriz hareket etmeyi öğrendiğimiz zaman ne yapmamız gerektiğini gerçekten öğrenebileceğiz. Şimdi diğer konuya geçmek istiyorum. Buraya kadar sorularınız varsa kenara yazın. Ben hiç durmayacağım. Görüşmenin sonuna doğru sorularınızı alacağım. Tek tek sorularınızı cevaplayabilirim. Konunun hepsini bitirdiğim zaman sorularınızı tek tek hangi konuyla olursa olsun sorabilirsiniz merak ettiklerinizi. Bunları da söylemiş olayım. Evet, prensipler dediğim gibi Fizik kanunu dedik ki bunlar her zaman işliyor. Her zaman ama. Uyuduğunuz zaman da uyandığınız zaman da dünya işte 6 milyar yıldır varsa 6 milyar yıldır işliyor. Ve bir 10 milyar yıl daha gidecekse 10 milyar yıl daha Hiçbir zaman bitmeyecek. Ne olursa olsun. Gelelim ilişkimizde yani özellikle partner ilişkilerinde, sevgililik ilişkilerinde, eş ilişkilerinde. Hatta ben buna çocukları da dahil ediyorum. Hatta sevdiğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı dahil ediyorum. Kimle ilişkimiz olursa olsun. Sevgi dilleri çok önemli. Şimdi sevgi dilleri konusunda ne kadar bilgiye sahipsiniz? Sevgi dillerinin ne olduğu hakkında ne kadar bilgi biliyorsunuz bilmiyorum ama ne biliyorsanız bilin yine burada açık bir şekilde buraları dinleyebilirsiniz. Sevgi dilleri bizim iletişim kurmamızda yani karşımızdakiyle partnerimizle iletişim kurmamız çok önemli bir şey. Ben bunu çok geç öğrendim. Şimdi hepimiz birlikte olduğumuz insanları severek birlikte oluyoruz. Ya da bir laf vardır ya severek edilirsin ya da evlendikten sonra seversin diye böyle eskilerin bir lafı vardır. Bir noktada o sevgiyi yakalıyoruz. Ya en başta ya bir noktada. Peki o sevgiyi yakaladıktan sonra çok güzel şeyler olmaya başlıyor. Oluyor 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 her şey çok güzel mükemmel bir noktada ilişkiler bir zayıflamaya başlıyor sevgi bitti, sevgi azaldı. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum ama karşımdaki bunun farkında değil. Karşıdaki de aynı şeyi bana söylüyor. Sıkıldım, duymak istemiyorum. Ben onun için her şeyi yaptım ama o bunun hiçbir zaman farkında değil. Cümlelerini yani yaşamış oldum. 30 yaşındayım. Bu zamana kadar çok böyle yüzlerce ilişki yaşamadım. 3-4 tane ciddi ilişkim oldu. En sonuncusunda zaten evlendim. Bunları söyledim, bunları duydum. Ben bunları söylerken aslında hep kendimi haklı olarak gördüm. Evet ya ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Karşımdaki benim değerimi bilmiyor. Beni anlayamıyor. Benim ne anlattığımı görmüyor. Ben onun için yani bütün dünyayı önüne seriyorum ama o diyor ki niye sağa serdin sola serseydin falan diyor diyorum. Günümüze kadar öyle böyle yaşadım geldim yani. Çok şükür bu zamana kadar gelebildim bu ilişkiler konusunda bunu bilmememe rağmen. Bunu öğrendiğimde aslında o kadar büyük bir eksiğimi fark ettim ki. Şimdi size anlatacağım bu sevgi dillerinin hayatınızdaki ne kadar kritik bir değer aldığını gördüğünüzde hatta bunu uygulayıp test etmeye başladığınızda ilişkinizde böyle çalkantılar varsa nasıl dönüştüğünü göreceksiniz. Bu arada anlattığım her şeyi kendiniz test edin. Bana inanmayın. Kendiniz test ederek kendiniz inanın. Gerçekten bu işliyor mu? Ya evet bu adam böyle anlatıyor ama bu arkadaşın anlattığı böyle olabilir mi? Bir bakın. Bir de bu açıdan bakın hayatınıza. Bir de bu açıdan bir şeyleri test etmeye bakın. Bakalım o zaman ne olacak. Şimdi sevgi dilleri çok önemli dedik ya. Herkesin birbirinden farklı sevgi dili var. Ben bu webinar'ı yapmadan önce bir e, format hazırlamıştım. Mail taslağı anket hazırlamıştım. Oraya girip arkadaşlar doldurmuşlardı. Kimleriniz doldurdu, kimleriniz doldurmadı. Orada sevgi dilleriniz ne olduğunu yazmıştım. Kiminiz sevgi dillerini belki bilerek yazdınız. Kiminiz de o an hissettiği şey neyse onu yazdınız. Bunlara aşina olmak bile yani yorumlayabilmek bile, doldurabilmek bile bir adımdır. Burada 5 farklı sevgi dili var. Şimdi ilk önce bu 5 farklı sevgi dilini size sayacağım. Bunlardan bir tanesi onaylayıcı cümleler. Bir tanesi kaliteli zaman. Bir tanesi hediye alma verme. Bir tanesi hizmet ve davranışlar. Beşincisi de son olarak da fiziksel yakınlık. Dilerseniz bunları dediğim gibi yazabilirsiniz. Bu görüşme kaydı olacak sonrasında dinleyip tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Bu beş sevgi dili her insanda farklı. Aynı olabilir. Ama her insanda farklı olabilme ihtimaline göz önünde bulundurarak yaşarsak işte o zaman biz bir adım öne geçmiş oluyoruz. Bu ne demek? Şimdi çok kısa bir örnek vereceğim. Sonra bundan daha detaylarını ineceğim. Örnek veriyorum benim için en önemli şeylerden bir tanesi sevgi dillerinde öğrendikten sonra işte ben onaylayıcı cümleleri çok severim. Bir beni onaylayıcı cümleler kullandığı zaman ben o kadar çok sevildiğimi hissederim ki yani bana hiçbir şey yapmasın ilk önce bunu versin. Bunu veremiyorsa sonra böyle hani benim için hizmet etse işte mesela eşim bana yemek getirse işte benim için onu yapsa bunu yapsa kıyafetlerimi ütülese ben çok güzel sevildiğimi hissederim. Şimdi benim için iki tane önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Diğerlerini saymıyorum. Bunlar oldu mu da belki biraz sevgisi derim ama yani bunlar benim için çok önemli değil. İlk ikiyi doldurmamız gerekiyor öncelikle. Şimdi eşim de benimle işte sürekli fiziksel temasta bulunuyor. İşte dokunuyor, seviyor, okşuyor falan filan. Tamam, güzel. O kendi sevgi dilinden çok güzel. Seviyor, seviyor. Ben de az buçuk sevdiğimi hissediyorum. Tamam. Gelelim diğerine kaliteli zaman geçirmek mesela. Ondan sonra alıyor şimdi beni bir yerlere götürüyor, onu yediriyor, bunu yediriyor vesaire falan filan. Çok güzel. Sevgi dilini çok iyi bir şekilde yaşıyor. Tamam mı? Kendince. O sorulduğu zaman beni dünyalar kadar çok seviyor. Çünkü benim için her şeyi yapıyor. Benimle kaliteli vakit geçiriyor. Bana fiziksel temasta bulunuyor. En sevdiği yani sevgi dillerinde onun için tap olan iki şey bu. Peki ben kendi alanıma geliyorum. Şimdi biz kendi sevgi dillerimizi biliyoruz ama karşımızdakini bilmiyoruz. Değil mi? Onun sevgi dilini. Şimdi eşim bana bunu yaptığı zaman o ya Enes ben sana bak böyle böyle yaptım seni çok seviyorum ben senin için yeniden gelen her şeyi yapıyorum ama sen hala mutlu değilsin dediğinde ben bunu bilmeden önce ne diyeceğimi şaşırıyordum. ya Allah Allah gerçekten elinden gelen her şeyi yapıyor galiba ama ben neden mutlu değilim ben muhtemelen artık eşimi sevemiyorum herhalde aramızdaki sevgi bitti o yüzden ben hiçbir şey hissetmiyorum falan bu noktalara gidiyordum daha önceki ilişkilerimde de böyle. Ama bugün şunu diyebiliyorum. Benim sevgi dilim Kaliteli zaman ve fiziksel temas değil. Bu arada bunları örnek veriyorum. Benim sevgililerim bunlar değil. Onları da en son söyleyeceğim. Benim için kaliteli zaman ve fiziksel temas çok önemli değil. Beni onaylamadığın sürece, bana hizmet etmediğin sürece ben kendimi sevilmiş hissetmiyorum. Ki ben onun sevgi dilini bilmediğim zamanda da ben ona hizmet ediyorum. Ben ona diyorum ki aşkım bebeğim sen mükemmelsin vesaire falan filan ama hiç kaliteli vakit geçirmiyorum. Yan yana geldiğimizde telefon elimde evet. bık 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 yapıyorum. Orada diyor ki bebeğim seni çok seviyorum sen çok güzelsin sen bugün şunları yapmışsın bunları yapmışsın yaptın her şey mükemmel oldu falan diyorum. Onu onaylıyorum onu şekle böyle anlatıyorum. Ben çok seviyorum ona çok güzel bir sevgi dili veriyorum. Ama o telefon elimde olacağın kaliteli zaman geçirmeye dokunsallık da yok. Böyle olduğu zaman o da sevildiğini hissetmiyor. Ama günün sonunda baktığımız zaman da ikimize sevgi veriyoruz. İşte sorunların en büyüğü buradan kaynaklanıyor. Ki zaten birçok çiftle çalıştım. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Ve bunu bilmedikleri zaman gerçekten ilişki sarpa sarıyor. Dedim ya en başında. Ben seni sevdim. Ben senin için her şey yapıyorum. Ben seni seviyorum. Ben senin için her şeyi yapıyorum. Ama iki tarafta hiçbir şey görmüyor. Böyle olduğu zaman da ilişkideki güven sarsılıyor. Çünkü bir bilinmezlik, bir anlaşılmazlık var. E sen sevgi dilini bilmiyorsun. Sen de kendi sevgi dilini bilmiyorsun. E, birbirinizin sevgi dilini hiç bilmiyorsunuz. Ama birbirinizi çok seviyorsunuz. Birbirinizi nasıl sevdiğinizi bu kadar eminsiniz. Çünkü içinizden geliyor. İçinizden buna yüzde yüz eminsiniz. Ama birbirinize bunu yansıttığı zaman uyuşmuyor. Çünkü farklı dillerden konuşuyorsunuz. Sevgi dillerini yabancı olarak düşünün. İçsel olarak birbirimize böyle durduğumuz zaman sevgi bağı var ama birlikte bir şeyler paylaşma aşamasına geldiği zaman ben Rusça konuşuyorum, eşim Rusça anlamıyor, Almanca konuşuyor, ben Almanca anlamıyorum. Nasıl iletişim edeceğiz? İşli bedi diyor, Almanca sev seni seviyorum diyor. İşte Rusça seni seviyorum demek ne demek bilmiyorum. Ama hani ati poçman krasiva falan bir şey söylüyorum, o da böyle bakıyor. Ne dediğimizi bilmiyoruz, anlamıyoruz birbirimizi. Ama ikimiz de birbirimizi sevdiğimizi söylüyoruz. Aynı sevgi dillerini bilmemek de böyle bir şeye karşılık veriyor. Evet. Sevgi dilleri o yüzden ilişkinin bence mihenk taşlarından bir tanesi. Ben şunu hani kendi fikrim olarak söylüyorum. Evlisiniz ya da işte partneriniz varsa bence ilişkiye başlamadan önce bunu hani oturup ne rengi seversin, neyi yaparsın, onu yaparsın, bunu yaparsından ziyade senin sevgi dilin ne? Hani birbirimizi tanırken bu yoldan başlayabiliriz ki bunun için geç kalmış değiliz hiçbirimiz. Evli olan çiftlerimiz de dahil olmak üzere bunu yapabilirler. Çünkü bunu bilmiyorsanız bugün eşinizle karşılıklı oturup ya arkadaş bizim sevgi dilimiz ne? Biz birbirimize sevgi veriyoruz ama Bizim sevgi dillerimiz bir mi? Ki zaten belki ben seni sevdiğini bilmiyorumdur. Senin sevdiğinden sana sevgi verebilecek miyim? Bir bakalım. Buraları düzeltebilir miyiz? Buraları toplayabilir miyiz diye yine şansınız var. Yani son ana kadar hep şansınız var. Ama yeni başlayan çiftler için benim önerim budur. Sevgi dillerini gerçekten oturun konuşun. Birbirinize bu noktada uyumlu olduğunuzu gördüğünüz zaman daha kolay oluyor. Gerçekten. Çünkü mesela ben hediye almayı çok severim. Hediye kim sevmez? Herkes sever ama yeterli dildir, değil mi? Onu o kaliteli zamanı vermediğin zaman, sadece hediye alıp bir kenarı bıraktığın zaman, her defasında sadece hediye aldığın zaman ilişkiler yine mahvoluyor. Ya yani bunu hep görüyoruz, hep duyuyoruz. E burada kim haklı, kim haksız? Hadi çık bakalım işin içinden. İşte hiçbir zaman çıkamıyoruz. O yüzden sevgi dilleri gerçekten çok önemli. Bununla alakalı size bir link göndereceğim. Bu görüşmenin sonunda eğer isteyenler için mail adresinizi isteyeceğim. Mail adreslerinize bu linki gönderebilirim. Bir de programın sonunda size lanse edeceğim programla alakalı birkaç bilgi göndereceğim. İsteyenler mail adresini bırakabilir. Bu sevgi dilinizin ne olduğunu öğrenmek için bir link var. Oradan giriyorsunuz, soruları cevaplıyorsunuz. Hatta ya isterseniz Google'a da yazabilirsiniz sevgi dili testi diye. Oradan çıkan şeyleri de yapabilirsiniz ama bizim yapmış olduğumuz bu test daha iyi bir sonuç verdiğini düşünüyoruz. Bunu da yapabilirsiniz ve sevgi dillerinizin ne olduğunu öğrenip gerçekten birbirinize o şekilde yaklaşabilirsiniz. Bu benim için gerçekten ilişkiyi kurtaracak çok önemli şeylerden bir tanesi oldu. Sizlerin de ilişkinizde bu noktada eksiklikler varsa kesinlikle bunları denemeniz. Evet. Şimdi devam ediyorum diğer bir konuyla. Evlilikte kendi özgürlük alanımızı korumak. Yani Yine mükemmel bir konu benim için. Şimdi evli olduğum için böyle oluyor. Belki evli olmasam bu konuda çok fazla bir fikrim olmazdı. Ki zaten en güzel yanı da bu anlattıklarımızın şu. Test ettiğim, yaşadığım iyi ya da kötü zorlukları burada size deneyimlettirmek. Ben e, şöyle şeylere mesela karşıyım. Biz pilatese gidiyorduk. Pilates hocamız çok iyi bir hoca. Çok güzel pilates yaptırıyor ama sigara içiyor. Bana doğru gelmiyor, denk gelmiyor. Yani bir işi severek yapıyorsan, o konuda gerçekten tam manasıyla layıkıyla onu yapmalısın ki bana daha çok faydan olsun. Yani o zaman diyorum ki bu iş onun en iyi en güzel kendini yansıtabileceği yer değil. Çünkü entegre olmayan bazı şeyler var. İşte ...doğum koçları var mesela. Doğum yapmayan bir insan doğum koçluğu yapması... ...okey olabilir. Ama bir noktadan sonra... ...bunu yaşamayan, bunu hissetmeyen bir insana... ...çok fazla destek olamıyor. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle görüyorum. Herkesin bakışı tamamen... ...kendine kalmış bir şey. Herkese saygılıyorum ama... ...benim için bu noktada... Burada yazan her konuyu ben ilişkimde yaşamış, ilişkimde test etmiş, iyi ya da kötü bir sonuç almış olduğum konuları sizlere yazdım ki hepimiz bu tarz şeyleri yaşıyoruz. O yüzden evlilik konusunda özgürlük alanlarımızı kaybedebiliriz. Kaybetmiş olduğumuz anlar olabilir. Bunları geri almanın nasıl bir sonuca aslında bizi ulaştıracağını size burada anlatacağım. Çünkü insanlar birbirlerinden farklı bir hayat yaşarken birden aynı ayetin içerisine geliyorlar. Değil mi? Çift olarak hepimiz bunu yaşadık. İşte ben kendi evimde yaşıyordum. Henüz kendi evinde yaşıyordu. Bir noktada biz toplandık. Kurra iki tane böyle 3 artı 1 yaşayan insan 1 3 artı 1'e sığmaya çalıştı. Değil mi? Öyle hayal edelim mesela. İşte odalara ne yapılacağı, yatak odasının nasıl olacağı, salona ne konulacağı, işte televizyonun ya da işte müzik aletlerinin ya da koltuğun, teknik koltuğun bilmem neyin nerede olacağı vesaire falan filan. Bunlardan başlıyoruz. Yaşamaya başladıkça da aslında alanlarımızın hem fiziksel hem de ruhsal anlamda özgürlüğe kısıtlayıcı noktaya gittiğini görebiliyoruz. İşte buna götüren şey aslında bir düşünce. Bir düşünce ama bunu fark edemediğimizde bunun içerisine giriyoruz. Peki biz bu özgürlük alanımızı verdik ya da vermedik ya da vermek üzereyiz. Bunu fark edip özgür olduğumuz zaman ilişkimiz daha farklı olabilir mi? Korkusu mesela bende vardı. Yani özgürlüğü çok farklı tanımlıyordum. E yani ben evliyim şimdi istediğimi istediğim şekilde yaparsam o zaman evliliğime kötü bir şey mi olmuş olur? Evliliğimde sıkıntı mı yaşarım? Yani ben örnek veriyorum işte akşam şurada bir yemek yemek istiyorum. Eşim onu istemiyor ama benim canım onu istiyor. Ben gitmek istiyorum ama gidersen eşim çok kötüsüdür. Nasıl yaptım? O zaman ben gitmeyeyim. Burada bu yemeği yiyeyim. Mesela bu örneklerden bir tanesi. Aslında doğru iletişimi kurabildiğimiz zaman o yemeği yiyip dışarıda yemende herhangi bir sıkıntı yok. Ama zihnimize göre var. Çünkü biz kendimizi aslında özgürlük alanımızdan alıp bu alana sokuyoruz. Yani bu yine gerçek değil. Kendi kendimizi bu noktaya sokuyoruz. Çünkü düşünüyoruz. En başta anlattım ya prensiplerde. Düşünüyoruz, 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 düşünüyoruz. Kendimizi bir alana sokuyoruz. Ve o alanda sürekli düşünmeye devam ettikçe ne özgürlük kalıyor, ne tek başına böyle bir şeyler yapabilmek kalıyor. Ve hepsini yok etmiş oluyorsun. Ben 50'liğimde mesela bunu yaşadım. Ki Deniz'de de mesela bu paylaşımları yaparken ondan da çok fazla duydum. Çünkü biz bilincimiz ne kadar yüksekse bir o kadar da düşebiliyor. Tek farkımız normal hani insanlardan bilincimiz düşünde fark ediyoruz ve bunun nasıl yukarı çıkabileceğini biliyoruz. Yani bırakıyoruz zamanı ya da yapmamız gereken ya da bakmamız gereken bir yön varsa oraya bakıyoruz ve tekrar yükselmesine müsaade ediyoruz. Bu bizim hayatımızın en kolay ifade şekillerinden bir tanesi. İlişkimizde, evliliğimizde mesela ben müzik yapmayı seviyorum, sporla ilgilenmeyi seviyorum. Çok farklı böyle spor alanlarında kendimi başarılı buluyorum, oynuyorum, ediyorum vesaire falan filan. Çocuklarla olan ilişkim çok iyi sürekli sosyal alanda kalmak istiyorum vesaire falan filan. Benim özgürlük alanımın bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu alanda ilerlediğim zaman hayatımı daha mutlu yaşayabileceğimi düşünüyorum. Ama bunu yaşayamadığım zaman ben çok kısıtlıyım. Ben hayatımı mutlu yaşayamıyorum. Evimde bir istediğim bir alanım bile yok. İşte ilişkimde istediğimi istediğim zaman yapamıyorum diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü kontrolün bir başkasında olduğunu düşünmek beni otomatikman ona bağımlı hale getiriyor. E bir insan bir insana bağımlı olduğu zaman özgür hissedebilir mi? Bence çok zor. Bakalım mesela ilişkilerimize, eşlerimize, sevgililerimize, partnerlerimize ya da arkadaşlarımıza bağımlı olduğumuz noktalarda hani hayır diyemediğimiz alanlara bakın aslında özgür değiliz. Ona bağlıyız. O nereye götürürse istemesek bile yine onu idare ediyoruz, yine onun peşinden gidiyoruz. Ve bunu çoğalttığımız her an kendimizden vermiş oluyoruz. İşte orada özgürlük alanlarımızı bir kenara bırakıp sadece onun peşinden gitmiş oluyoruz. Bu karşı taraf için de geçerli. Kim yaparsa yapsın. Biz de bunu yapıyorsak fark etmeliyiz. Dengeye gelmeliyiz. Ki günün sonunda birinin özgürlüğünü biz alıp ona onu kendimize bağımlı hale getirdiğimiz zaman fark etmeden de kendi özgürlüğümüzden de feragat etmek istiyoruz. Çünkü bize bağımlı olan bir insana biz artık hani o bağı kesmediğimiz zaman biz nereye gidersek gidelim hep geliyor. Yani yalnız kalamıyoruz yine. Çünkü o bize bağımlı hale gelmiş oluyor. Burada Fark etmemiz gereken, yapmamız gereken şey şu: Gerçekten bir ilişkide, bir evlilikte, bir dostluk ortamında kendinizi özgür hissetmiyorsanız bir durum. Bağımlı olabilirsiniz. Gerçekten, o kişinin yapmış olduğu her şeyi kabul etmeye bağımlı olabilirsiniz. Onun göstermiş olduğu yönü takip etmeye ya da sırf kendiniz aynı şekilde bir kişiyi sürekli bir yöne götürdüğünüzü fark etmiş olabilirsiniz. Kendinizi eğer rahat hissetmiyorsanız bir ilişkide özgür olmayabilirsiniz. Bu özgürlük dediğim gibi uçup kaçmak bir yerlere gitmek değil. Özgürlük sadece kendi enerjinizi kendiniz için kullanıp gerektiğinde birleştiğinizde birlikte enerjinizi kullanıp yani dengeli bir şekilde ilerleyerek hayatımızı yaşamak. Çünkü evlilik demek hayatımızı kaybetmek demek değil. Evlilik aslında hayatımızı büyütmek demek. Büyümek, kısıtlanmak mı, özgürlük mü? Size bu soruyu soruyorum. Büyümek demek, bence özgürlük demek. Büyüyoruz, biz mesela evlendik. Ben tek başımaydım, Deniz tek başınaydı, biz artık iki kişi olduk. Bir şeyin üstesinden iki kişi geliyoruz. E şimdi çocuğumuz oldu, üç kişi olduk. Belki bir çocuğumuz daha olacak, ondan sonra kızımız evlenecek, belki torunumuz olacak, bilmiyorum. Hayat hep devam ediyor. O günü görebiliriz, göremeyiz, bilmiyorum. Ama biz büyüdükçe aslında daha fazla özgürleşiyoruz. Evet sorumluluklar var, hayatta farklı yükler getiriyor gibi gelebilir ama bunların hepsi bir düşünce. Ne kadar çok kişi olursak aslında o kadar çok şey başarabiliriz. Biz niye bir komünite oluşturmak istiyoruz aslında? Bir vizyonumuz var. O vizyona ulaşmak için bu komüniteye ihtiyacımız var. Atatürk tek başına bir şeyler yapabilir miydi? Hayır. Onca insan onu desteklemeseydi, ya yani o bir komüniteyi yaratıp o komüniteyi doğru bir şekilde idare edemeseydi, yönlendirebilmeseydi, bugün belki Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey konuşmuyor olurdu. Aynı şey. Birlik olduğumuz zaman aslında daha özgürüz. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Birbirimizi yani partnerlerimizi, eşlerimizi bir zorunluluk, bir özgürlük kısıtlayıcısı olmak görmek yerine ah evet ben evlendim daha özgürüm noktasına geldiğimizde bakın bakalım ilişkin şey o zaman ne hale gelecek. Evet özgürlükle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Şimdi evet biraz susadım çok özür dilerim bir ürünüm salacağım. Evet. Bunların yanında her şeyin temeli aslında sevgi. Şimdi en başta da biraz üzerine değindik ama ilişkinin temeli sevgiden kaynaklanıyor. Sevgi olmadığı zaman yani her şeyde sevgi. Arkadaşlarla sevgi, eşle sevgi, çocukla sevgi, hayvanlarımızda sevgi, evimize sevgi, arabamıza sevgi. Her şeyde sevgi olduğunda daha farklı bir ilişkimiz oluyor. En son söyledim ya araba. Mesela arabasını seven insanlar Arabasıyla ilişki, sevgi bağı olan insanlar arabasına neler yapıyor? Biz mesela bazen görüyoruz caddelerde orada burada. Manyak diyoruz ya bunu almış. Ama aslında onunla bir sevgi bağı var. O sevgi bağı olduğu için ona yatırım yapıyor. Onu güzelleştirmeye çalışıyor. İşte onu idare ediyor. Onunla birlikte daha fazla vakit geçiriyor. İşte kimisi bunu hayvanlarıyla yapıyor. Kimisi evle yapıyor. Kimisi duayla yapıyor. Kimisi kıyafetleriyle yapıyor. Kimisi eşleriyle yapıyor. Yani her şeyin Altında yatan şey sevgi. Sevgiyle ilerlendiği zaman daha güzel ve daha rahat ilerliyoruz. Burada sevgi bizim mihenk taşımızsa, sevgi bizim altyapımızsa, bunu doğru kullanırsak her şeyin üstesinden gelebiliriz değil mi? İlişkilerde eksik kalan şey sevgi mi? Yoksa sevgiyi hissedememek mi? Onun önüne çok fazla şey koymak mı? Sevgi öyle çat diye başlayıp çat diye bitebilen bir şey değil. Ya yani Ben buna inanmıyorum. İşte birini sevdik, 6 ay sonra sevgin bitti. Sevgin bitmez. Sevgini bitirecek şeyler önüne koyduğun zaman sevgini göremeyebilirsin. Çünkü sevgi bizim doğalımız. Biz doğal olarak sevgiyle doğduk. Her tarafa sevgi veririz. Alisa, kızımız 5 aylık. Mesela hep gülücükler. Hep sevgi dolu. Hep. Her yeri sevgi dolu. Gülüyor. Ağlarken bile sevgi dolu işte kakasını yapıyor sevgi dolu işte yemek yiyor sevgi dolu yani baktığımız zaman ne kadar tatlı ne kadar tatlı diyor. niye ne kadar tatlı diyoruz çünkü hep sevgiyle geliyor ve o sevgi bize yansıyor herkesin yüzünde güller açıyor herkesin yüzünde neden çünkü temelinde var olan şeyi doğru bir şekilde basit bir şekilde hiç düşünce olmadan aktarıyor sadece sevgiyle yaşıyor ve her şimdisinden şey geliyor kızmıyorsun kızamıyorsun neden bebektir işte bilmem nedir vesairedir falan filan. Büyüdükçe kızmaya başlıyorsun. Niye kızmaya başlıyorsun? Düşüncelerine katıyorsun işte oraya. Ama onun özü yine sevgi. Hep sevgiden gelebiliyor. İlişkilerimizi de kurtaracak şey aslında sevgi. Sevgi her şeyin üstesinden gelebilir. Gerçekten gelebilir. Bunu fark etmek lazım. Sevgisi hissettiğinde önde ne kadar çok düşünce koyduğumuzu görmemiz gerekiyor. Çünkü ilişkiler yani evlilikler son dönemlerde çok moda. abi Evlilikler başlıyor bitiyor sürekli evlenenler boşanıyor çocuklar oluyor boşanıyor. Bakın boşanmak çok normal bir şey. Aynı evlilik kadar çok normal bir şey. Ama bu sürece geldiğinde evlilik kadar basit bir şekilde işlediğin şeyi ayrılıkta zorlaştırman gerçek değil. İnsanların birbirine karşı olan gerçekten saygısı bitebilir, sevgisi de bitebilir. Ama bunu doğru iletiştiğinizden emin olmalısınız. Ama yok ya benim sevgim bitti. Sen bana işte bunları yapıyorsun. Sen şöyle yapıyorsun. Sen şöyle dedin böyle oldu. Ben senin artık bir yolu izleyemem. Ben seninle şunu yapamam deyip Ayrılıyoruz. Ayrılıyorlar. Sonrasında işte aradan iki sene, üç sene geçiyor. Fark ediyorlar, üzülüyorlar vesaire falan filan. Şimdi gerçeği bir kere yaparsın ve onu sürdürürsün. Ama gerçek olmayan bir şeyi sürekli test edersin, denersin. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Nerede hata yaptım, ben bunu yaptım ama acaba yapmamalı mıydım diye sorgularız. Ama doğrunun peşinden gittiğimiz zaman sorgulamamıza gerek yok. Yani bir şey istemiyorsanız ve bunda yüz yüz eminseniz hayır dedikten sonra acaba evet dese miydim diye düşünmediğiniz gibi. Çünkü o kadar eminsinizdir ki hayra. Acaba evet dese miydim? Hiç bu düşünce gelmiyor. Hiç düşüncenin gelmesine de gerek yok. İşte o gerçeğin peşinden gittiğimizde bu düşünceye hiçbir zaman ihtiyacımız olmuyor. Sizlerin de bu düşünceye ihtiyacınız olmaması için gerçekten sevginin her şeyin üstesinden gelebileceğinizi görmelisiniz. Ayrılıklar bile sevgili olabilir. Sevgi dediğim aslında doğalımız iletişim. Bakın bunu kaçırmayın. Sevgisiz hissettiğimizde bakın. Sevgisiz aslında hissetmeyiz. Çünkü hep sevgi var. Onun önünde hep bir düşünce vardır. Ya da mantık koyarız. Ya da zihinsel olarak birçok şey koyarız. Öyle olmalıydı, böyle olmalıydı, şöyle olmalıydı. Biliyorsunuz, birçoğunuz biliyorsunuz. Bilmeyenler belki vardır. Yani mesela benim eşimle tanışmam, eşimle birlikte vakit geçirmem, arkadaş olmam, onunla sevgili olmam, nişanlamam, evlenmem, çocuk yapmam, evliliğimi sürdürmem. Yani mantıkla baktığınız zaman çok olası bir şey değil. Neden olası bir şey değil? İşte aramızda 10 yaş fark var. İşte benden 10 yaş büyük hayat tecrübesi daha farklı. Ben spiritüellik alanında kendimi geliştirmemişim. İşte ailelerimiz çok farklı. Ben o dönem sigara içiyorum, alkol içiyorum, kumar oynuyorum, geziyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Çok farklı bir dünyadayım. Çok farklı bir insanız. İşte fiziksel olarak özelliklerimiz işte birbirimize uyumlu değil. Öyle bir insanla ben birlikte olamam, evlenemem falan filan böyle düşünceleri var. Ama biz bu düşünceleri kaldırdığımız zaman açığa çıkan şeyin gerçekten sevgiyle bizi bağdaştırdığını gördüğümüz hiç düşünmedik. Ama bu düşünceye sevk edilseydik biz bugün şu an bu noktada olmazdık. Alisa diye bir varlığımız olmazdı. Ya da işte bunu yine hiç bilmeseydik evlenseydik bir noktada ya biz birbirimize uyuşmuyormuşuz. Biz böyleymişiz böyleymişiz anlaşamıyoruz deyip ayrılabilirdik. Yani sürecin nereye gideceğini hiçbir zaman bilemiyoruz. Hiçbir zaman da bilmeyeceğiz. Hiçbir zaman bunu emin olamayacaksınız. Ama emin olmanız gereken şey doğamızın saf ve sevgi dolu olduğu ve bilgeliği dinleyerek hareket ettiğimiz zaman bizim için hep en hayırlısı olacak. Evet. Gelelim şimdi son konularımıza. Daha fazla, çok fazla konu var. Yani vaktiniz ne kadar var bilmiyorum ama ben bu konuların hepsini anlatacağım. Burada kalabildiğiniz kadar kalmanızı da istiyorum aslında. Çünkü görüşmenin sonunda soru cevap da yapacağız. Sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Sorularınızı da çok merak ediyorum eğer varsa bunu aslında yine e, ufak tefek üzerine değindik İlişkide dengede olmak diye e, ilişkide dengede olmak her şeyde yani hayatla dengede olmak çok kolay bir şey yani şöyle hayatta dengede olmak e, bizim daha kolay yaşamımızı sağlıyorsam daha doğru olur çünkü onu dengelemek evet biraz zor çünkü dengeleyemiyoruz sürekli hep bir tatlı hale girişim böyle oluruz böyle oluruz kimi zaman böyle kalıyoruz ters oluruz hayatımız mahvoluyor tepetaklak oluyor falan gibi geliyor bu dengeye getirmek çok zor oluyor ama bu aslında tahmin ettiğimizden çok daha kolay bir şey. Şimdi size bunun hem önemini anlatacağım hem de ne kadar kolay bir şekilde bunu yapabileceğimizi anlatacağım. Dedim ya en başta her şey bir düşünce. Artıya da çok fazla gittiğin zaman düşünce. Eksiye de çok fazla gittiğin zaman düşünce. Bizim istediğimiz alan şu kadarcık bir alan yani şu kadar bir çizgi bir alan nötr alanda kalarak yaşamak. Çünkü burada düşünce yok. Burada aşırılık yok. Burada işte yaşamış olduğun hissi düşünerek büyütmek yok. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Şimdi hepimiz hediye almışızdır bu yaşımıza kadar. Hediye aldığımızda, hediye gördüğümüz anda bir heyecanlanırız, bir mutlu oluruz değil mi? Ya yani o hediyenin bize verilmiş olması, bizim düşündüğümüz olmam, bizi çok mutlu eder. İçimizde böyle kapır kıpır olur. Değil mi? Evet. Orada hissettiğimiz şey gerçek şey, gerçek bir mutluluk. Sonrasında ne olur? Merak olur ne çıkacak deriz. İşte bir şeyler hayal etmeye başlarız. Yani düşünmeye başlarız. Acaba bunu mu aldı? Acaba şunu mu aldı falan deriz, tamam mı? Hediye ne çıkacak o kutunun içerisinde? Açarız, bakarız. İstemediğimiz bir şey çıktı örnek veriyorum. Deriz, istemediğimiz bir şey çıktı fark etmeden. Ama istemediğimiz şeyden örnek vereceğim. İstemediğimiz bir şey çıktı. Yüzümüz hafif bir düşüyormuş gibi olur ama sonra ne olur? Evet ya çok teşekkür ederim ya beni düşünüp beni bunu aldığın için falan deriz. O mutluluğu sürdürmeye çalışırız. Şimdi burada aslında ne oldu biliyor musunuz? Böyle başladık. Tamam geldi hediye geldi böyle olduk hemen denge geldik hissettik sonrasında o hediye açma açana kadar hatta hediyeyi görüp o ilk yorumu yapana kadar böyle olmuyor çünkü düşündük düşündük olumlu olumlu şeyler düşündük düşündük sonra açtık birden böyle oldu sonra burası sürekli sallanmaya başladı şimdi bu denge bozulduğunda biz aslında düşünmüş oluyoruz düşünceye gitmiş oluyoruz düşüncenin içerisinde kalmışız çünkü hissettiğimiz orada bir saniyelik his gerçek. Bunun peşinden getirdiğimiz her şey bir düşünce. Mutlu oldun, açarsın, bakarsın, teşekkür edersin, devam edersin. Ama o mutluluğu sürekli devam ettirmek zorundayız. Tam tersi, üzüntüler. Ben bu örneği verdiğim zaman bazen kendi e, yakınlarım tarafından yargılandım ama gerçeği hiçbir zaman değiştiremezsin. Ben babamı kaybettiğimde, iki sene olacak kalp krizinden ani bir şekilde kaybettiğimde çok üzüldüm. Aşırı derecede üzüldüm. Yani bu senin elinde olan bir şey değil. Değil mi? Hmm. Hani mutluluk da aslında senin elinde olan bir şey değil. Üzüntü de senin elinde olan bir şey değil. Bunlar bizim elimizde değil. Bunlar birer his. Ve bu his geliyor. Ve o hissi o anda ne kadar var nasıl yaşayacaksın seninle alakalı. O kadar üzüldüm ki yani insan üzülmeyecek mi tabii babası öldüğünde yani hani böyle benim için orada hayat durdu benim için orada hayat bitti yani herkes perişan oldu ne yapacağımı düşünüyorum bir yandan düşüncelerimi durdurmaya çalışıyorum falan derken böyle çok büyük bir keşmekeşin içerisine girdim yani hayatında Allah kimse böyle bir şey yaşatmasın gerçekten çok zor bir durum ama kolay olan bir yanı vardı. Prensipler gerçekten benim yanında olduğu için o kadar şanslıyım ki. O kadar şanslıyım ki. Çünkü ben bunu düşünüp ben bunu düşünüp düşünüp negatif alanı düşünüp düşünüp çok farklı noktalara kadar götürebilirdim. İnsanları suçlayabilirdim. Kendimi suçlayabilirdim. Böyle olmasında farklı sebepler arayabilirdim. İşte ben ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl olacak falan. İşte insanlar orada daha fazla böyle üzüntüye boğulabilirdim, gidebilirdim. Yani o negatif alanı sonuna kadar yırtabilirdim. Ki hakkımda. Kimse de kalkıp bu çocuk niye böyle oldu demez. Diyemez. Çünkü bu aşırılıklar artık çok normal bir hale geldi. Benim orada yaşadığım şey gerçekten ben günlerce acı çektim ettim. Dördüncü gün, beşinci gün ama yaşamaya döndüm. Çünkü onu sürdürmenin bana çok büyük bir faydası olacağını bilmiyordum. Çünkü onu sürdürmek sadece bir düşünce olacaktı. Aylar geçti, yıllar geçti. Mesela hala hep aklıma geliyor ama aklıma geldi her an onun üzüntüsünü yaşıyorum ve bırakıyorum geçmesine müsaade ediyorum. Çünkü o sürekli bende kalan bir şey değil. Ama bizler bu tip şeyleri sürekli hayatlarımıza tutarak, sürekli hayatlarımıza entegre ederek onlarla birlikte yaşamayı yeğliyoruz. Ve bu bizi dengesizleştiriyor. Düşünsenize benim her gün işte babamın öldüğünü düşünerek yaşamam benim hayatımı nasıl etkiler? Ya yani benim şu an bu konuşmayı yapabilmem mümkün değil. Yani ben babam ölmüş babamı kaybetmişim insanlara işte bunları anlatacağım anlatsam ne anlatmasam da Bana ne arkadaş ya ben hayatta bütün değerimi kaybetmişim. Değil mi? Kendimi böyle sürekli bu şekilde bu şekilde doldurabilirim. Yani bu alanı doldurabilirim. Ama ne yapıyorum? Üzülüyorum. Bırakıyorum dengeye geliyorum. Mutlu oluyorum. Değil mi? İki gün sonra, üç gün sonra gülebiliyorum. Sonra tekrar dengeye geliyorum. Hayatta işte bunu başarmak için düşünmeye ihtiyacımız yok. Sadece hissedip sıradakine geçmemiz ihtiyacımız var. Hissedip yaşayıp sıradakine geçmemiz ihtiyacımız var. İşte o oldu bu oldu şöyle olsaydı böyle olsaydı onu yapsaydık bunu yapsaydık falan filan. Ben herkese diyorum yani keşke imkan olsa. Bütün insanlığı toplayalım. Bütün insanlık bir şey yaptığımızda babam kurtulacak olsa. Herkes seferber olsun. Ama bu bir vesile. Doğanın kanı. hepimiz bu günü bir gün yaşayacağız. Buna inancım olduğu için. Ve bu bilgiyi bildiğim için orada çok rahat bir şekilde kalabildim. O anı yaşadım sadece. Çok üzüldüm. Ağladım. Kendimi neredeyse yerden yere vurdum. İşte annem, eşim, kardeşlerim, herkes perişan içerisinde. Onlarla birlikte sarıldık, ağladık ettik. Ama o an o yaşanması gerekiyordu. O an yaşandı. Ve şu anda dengedeyim. Bu konuyu açtım. Hep üzülüyorum, hep dua ediyorum ama bu konuyu açtım. İnsanlar bu konuları aşamıyorlar. Hayatlarını tamamen etkileyecek noktaya geliyorlar. Aileme de mesela bu konuda destek olduğumu düşünüyorum. Onlar da bu konuda kendilerini aştılar. Çünkü yaşıyorlar. Takıldığımız an yaşayamıyoruz. Bu ölümü bırakın. Bu yani en tap nokta bunun daha altında takılı kalıp da yaşayamayan birçok insan var. ilişkilerinde İşte partnerlerine, sevgililerine, eski eşlerine bağımlı hale kalmış. Ve onlar gittiği için hayatlarını hiçbir şekilde yaşayamayan, ne yapacağını bilemeyen, işte kendi alkole vuran, oraya vuran, buraya vuran. Birçok şey var. İşte orada kaldığımız zaman hayat bizim için çok zor oluyor. Oradan çıkıp dengede yaşamayı tercih etmeliyiz, seçmeliyiz. Bunu da test edin. Bu size bir şey kazandırıyor mu, kaybettiriyor mu? Yani o kurban psikolojisi, o alanda kalmak size ne kazandırıyor? Sürekli acı çekmek. Sürekli acı çekmek. Ya da tam tersi sürekli mutlu hissetmeye çalışmak, mutlu hissetmek. Her şeyin bir yeri ve zamanı var ve dengesi var. Hayat denge oyunu diyebiliriz işte. O dengeyi sağlayan insanlar gerçekten eforsuz ve basit bir şekilde yaşıyorlar. Hepimizin bu dengeye ihtiyacı var diyorum. Evet yine biraz daha yoruldum. Hava epey sıcak. Şu anda Şarköy'deyiz, Tekirdağ'dayız. Anlatırken baya böyle susuyorum. Özür dileyerek bir su Siz de biraz dinlenin çok konuşuyorum. <laughs> Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Son 15 dakikada bu bütün konuları toparlayıp anlatacağım. Ondan sonra sizlere söz vereceğim. 15 dakikada dayan. Evet, iletişimi doğru kurmaktan biraz bahsedeceğim. Bunların genelinde aslında toparlayacak olursak bu anlattığım konu şu ana kadar iletişimi doğru kurmak noktasına gelelim. İletişim her şey. Gerçekten iletişim her şey. Çünkü iletişimi kopardığımız an, iletişimi kestiğimiz an Gerçekten bittiğimiz an. Çünkü biz insanız. Biz birbirimizi iletişerek anlarız. Yani bu iletişime konuşmak demek değil sadece. Çünkü... ...konuşamayan bireyler bile birbirleriyle anlaşıyorlar. Değil mi? İşte hani duyamayanlar, konuşamayan insanlar el hareketleriyle birbirleri anlaşıyorlar. Onu yapamayan insanlar bile hani aynı dili bilmeyip evlenen çiftler hissel olarak, bedensel olarak, ruhsal olarak anlaşabiliyorlar. Yani anlaşmak konusunda bizim iletişim seçeneklerimiz çok fazla. Ve biz en basit neyse onu yaparak başlayacağız. İletişim olmazsa hiçbir şey olmaz. Böyle oturun. Sabahtan akşama kadar birbirinize bakın ya da hiç bakmayın ya da hiç konuşmayın. Aynı yerde yaşayın, aynı evde yaşayın, aynı yemeği, aynı çayı için, aynı yatağa girin. Ne yaşarsanız yaşayın. Ama o iletişim doğru olmadığı zaman, iletişimi kuramadığınız zaman onun hiçbir anlamı yok. Yani orada olmanızın bir anlamı yok. İletişim o yüzden çok çok önemli. Bunu doğru kurabilmek bizim için yani ilişkilerimiz için çok kıymetli. Çünkü bu olmazsa hiçbir şey olmuyor. Tekrar söyleyeyim. İlişki yani iletişim olmadan asla olmaz. Bu iletişimi doğru kurmak için o sevgi dilleri kanalına aslında tekrar geri dönebilirsiniz. Çünkü orada bir seçenek iletişim kurmanın hani bir tekniğini öğreniyorsunuz. Sevgi dilleri ya evet bunları bunları bunlara, bunları bilirsem ben eşimle daha iyi iletişim kurabilirim. Çünkü onu anlamış oluyorsunuz. Aslında onunla konuşmuş oluyorsunuz. Onu fark etmiş oluyorsunuz. Onunla dediğim gibi iletişmiş oluyorsunuz. Onun neyi sevdiğini artık biliyorsunuz. Değil mi? Onun için ha. Bunu ona verdiğim zaman çok mutlu olacak. Artık onun bunu mutlu edebileceğini bilerek ona bunu vererek aslında onunla iletişim kurmuş oluyorsunuz. Sevgiyle bir iletişim kurmuş oluyorsunuz. Ama bundan hiçbir tanesini bilmediğimizde maalesef hiçbir şey olmuyor. Olmayacaktı. Ne yaşarsanız yaşayın olmayacaktı. İlişkilerde mesela ki geç, yani geçmiş demeyeyim de Yıllar önce yaşanan ilişkiler daha farklı değil mi? İşte görücüsüyle evlenmek vardı. Mesela benim anneannem anlatırdı. Ben dedi dedeni hiç dedi görmedim dedi ya dedi. Düğün olurdu dedi, dernek olurdu dedi. Biz yukarıda dedi. aşağıda dans eden adamlara bakar dedi. Hangisi acaba gelecek diye beklerdik dedi. Yani böyle bir muamma içerisinde yaşıyorlarmış insanlar düşünün. Ve böyle ilişkilerden işte onlarca çocukları oluyor. Onların torunları oluyor. Mesela onlardan bir tanesi de biziz. Beş tane çocukları olmuş işte onların bilmem ne kaç tane torunu var vesaire falan filan. Bugüne kadar geldik. E burada aslında iletişimsiz bir şekilde bir hayat birleştirme var. Hiç konuşulmamış, hiç görüşülmemiş, Allah ne verdiyse, Allah kaderimize ne yazdıysa, nasıl oluyorsa olsun diye bir evliliğin içerisine giriliyor. Ve bu noktadan sonra iletişim zaten hiçbir zaman olmuyor. Düşünsenize, hiç iletişim iletişmediğiniz biriyle bir anda kendinizi aynı odada, aynı yerde buluyorsunuz. Şu anda çok korkutucu geliyor. Çok korkutucu. Abi ne yapacaksınız? İnsan kaçar değil mi? Bu erkek kadın hiç fark etmez. Çok garip bir durum yani. İşte bu noktadan bu noktaya geliyoruz. İlişkiler ailelerimizde mesela benim ailemde de çok fazla iletişim yoktu. Konuşma vardı. Ama bu iletişim miydi? Hayır. Her konuşmak iletişim demekti. İletişim de yine sevgi kaynaklı bir şey. Sevgiyle kaynaklanıyor. Bunu doğru kurabildiğiniz zaman zaten o sevgi hissediyorsun. Bunun da mesela teknikleri var. Koşukta iletişim teknikleri olarak anlatıyoruz ama bunları siz kendi hayatlarınızda uygulayabilirsiniz. Koşuk yapmak üzerine değil. Koşuk zaten bir iletişim tekniği. İşte bağ kurmak, etkili dinlemek, geri yansıtma yapmak. Bu teknikleri mesela çalışarak da iletişimimizi kuvvetlendirebilirsiniz. Yani hiç bu konuda yetenekli değilsiniz. ...kendinizi yetenekli olarak görmüyorsunuz... ...iletişim konusunda gerçekten zorluk çekiyorsanız... ...kendinizi birini anlattığınız zaman... ...sürekli anlaşılmadığınız gibi hissediyorsanız... ...demek ki orada bir eksiklikler vardır. Özellikle mesela çiftlerde bu hep oluyor. Beni hiç anlamıyor ya. Beni hiç anlamıyor. Beni hiç anlamıyor kelimesini duyuyorsanız... ...ve sürekli söylüyorsanız iletişimimiz eksiktir. Bu iletişimi kuvvetlendirmek için ise... Evet, ne yapabilirsiniz? Bakın, sevgi mi eksik. Ay, evet, bunları tamamlayalım. İşte, ben seni dinlemiyor muyum? Gerçi etkili dinleme yapmıyorum. O zaman bunu bir yapalım. Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Ben seni bir yargısız bir düşüncesi bir dinleyeyim bakalım neler oluyor. Bir dengeli dinleyeyim. Bunları yapmaya çalışacağız ve bunları yaptığımız zaman iletişimimizi doğru bir şekilde kurmuş olacağız. Ve bu iletişimin yanında yine benim için en önemli şeylerden bir tanesi de sıfır yargı. Yani kendimizi bile bazen yargılıyoruz. Biz öyleyiz, biz böyleyiz, biz şöyleyiz, biz şunları severiz, biz bunları severiz. Aslında her gün bambaşka. Kendimize ve yakınımızdakilere, çevremizdekilere, yaşadığımız hayattaki tüm insanlarla her gün yeniden başlıyormuş gibi baksak hem hayat çok heyecanlı olur. Hem böyle keşfetmemiz gereken o kadar çok şey vardır ki, yani yapmamız gereken çok şey vardır. Yan gelip yatmayız. Kalkarız, güne başladığımızda ya evet arkadaş ya bugün ne keşfedeceğim. Şimdi bu olmadığı zaman yargı olduğu zaman arkadaş ya işte eşim böyle kızım böyle ben böyleyim annem böyle babam böyle arkadaşlar şöyle herkesi herkes zaten bir kalıba soktuk herkes bir kefede yaşıyor e ne olacak ne bekliyoruz nasıl hareket edeceğiz yani her şeyi biliyoruz e, her şeyi biliyorsak biz arada kıyıda köşede artık bir şeyler yapalım günü dolduralım bugünü bitirelim Yavaşmış yavaş ölüme doğru gidelim ama her gün bir merakla uyanırsak, her gün bir bilinmezle uyanırsak, her gün gerçekten bir iletişim kanalı kurmak ve dengeli olmak için hareket edersek bence hayat çok heyecanlı bir noktaya geliyor. Bunu yapamadığımız çok fazla an oluyor. Bunu belki her gün zaten yapamayız ama bunu nasıl yapılacağını bildiğinizde, ihtiyacınız olduğunda bunu yapıyor olabilmek bence çok çok kıymetli bir şey olacak. Bunu test etmek için işte her sabah kalktığınızda bütün yargıları kafanızdan bir atın. Önce kendinizden başlayın. Yani bırakın sağınızdaki, solunuzdaki eşinizi, çocuğunuz, çocuğunuz. Önce kendinizi bildiğinizi sandığınız noktayı bir bırakın. Ben buyum, ben şuyum, ben şöyleyim, ben böyle yaparım. Ben... Bir bırakın. Bir başlayın bakalım kendinizden. Tamam ben oyun da. Benim başka ne yanım var? Mesela ben müzikle lisede tanıştım. Liseye kadar müzikle alakalı hiçbir yeteneğim olduğunu bilmiyordum. Hiç keşfede açık dedim. Aa 14-15 yaşında bir baktım. Ben müziğe karşı bayağı iyiymişim ya falan demeye başladım. Keşfetmeye başladım. Yani bu gibi şeyler bile çıkabilir. Samimi söylüyorum. Yani bu test bence çok, hem çok eğlenceli hem de çok fazla şey açığa çıkartan şey. Belki resim yeteneğinizi keşfedeceksiniz. Ne bileyim işte belki çok farklı bir alanda hizmet etmek gerektiğinizi göreceksiniz. Ne olursa. Çünkü bir kalıbın içerisinde kaldığımız zaman biz öyleyiz biz böyle sabah gidelim akşam geleyim yemek yapayım yemek yiyeyim temizleyeyim yatayım edeyim falan. Biz gerçekten bu kadar mıyız? Biz böyle bir yaşamalıyız. Ve bu olmadı mı heyecan da olmuyor. Heyecan olmadı mı? Abi heyecan olmadı mı insanın yaşama şevki kalmıyor. İlişkide de mesela heyecanı korumak çok önemli. Heyecanı korumak için sürekli aktif olmamız gerekiyor. Aktif olmadığımız zaman ne heyecan kalıyor ne bir şey kalıyor. Her gün mucizeler yaratmamıza gerek yok. Her gün partnerimiz önünde güller dökmemize gerek yok. Onun için her gün mükemmel şatafatlı şeyler yapmamıza gerek yok. Sadece o heyecanı korumaya ihtiyacımız var. Yani onu sürdürmeye ihtiyacımız var işte iyi bir şey yapıp ertesi gün bir gün iki gün üç gün beş gün kötü bir şey yaptığın zaman o yapmış olduğun iyi şeyin hiçbir anlamı yok. Hatta bir hafta sonra yapacağın iyi şeyin yine bir anlamı yok. Yani orada yine bir denge ihtiyacımız var. O dengeyi koruyup onu sürdürmek çok önemli. Heyecanımızı korumak. Heyecan olmazsa ne olur? Ya yani bunu cinselliğe kadar getirebilirsiniz. Evlilikte önemli olan bir tanesi de bu. Yani Birçok insan bundan uzaklaşıyor evlilik konusunda. Çünkü çok fazla düşünce oluyor. Çok fazla heyecanınızı yitirdiklerini düşünüyorlar. İşte ne bileyim işte acaba ben eşime birlikte olmamalı mıyım? Onunla işte kalmak doğru gelmiyor. Çünkü ben onu fiziksel olarak da istemiyorum. Ya bunlar çoğaldıkça yani görmemiz lazım. Ya bu nasıl mümkün oluyor? Abi benim deliler gibi istediğim insan şu anda neden istemediğim bir insana dönüştü? Ne oldu? Ne değişti? Ve buralardan kaçtığımız zaman hani çok üç örnek değil yaşanılan şeyler olduğu için söylüyorum. Bu noktalara geçtiğimiz zaman birbirimizdeki bu bağı, bu heyecanı yok ettiğimiz zaman aslında var olan bir çekim yine var. Ama o kadar çok fazla araya düşünce koyduk ki mıknatıs birbirimizi çekmiyor. Ne yapıyoruz? Buralar doğru değil diyoruz. İkimiz de böyle dönüyoruz. Farklı insanlara, farklı çevrelere, farklı şeylere dağılıyoruz. Ve bu zaten yani bunu başaramayan insanların çoğunu sonu oluyor birbirleriyle iletişim kuramayıp birbirleriyle anlaşamayan ama sürekli evli kalmak zorunda hisseden ya da evli kalan ya da bunları aşamayan insanlar birbirlerinden uzaklaşıyor 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 farklı noktalarda birbirlerini tatmin etmeye farklı noktalarda birbirlerini heyecanlı hissetmeye sevgi dolu hissetmeye doğru götürüyorlar bu doğrudur, yanlıştır. Ben bunu savunmuyorum. Bu olan şey. Yani burada bunu başaramadığımız zaman, aradaki düşünceleri çekemediğimiz zaman bir noktadan sonra buna dönüşüyorsun. Bunu yapmasan bile bunu düşünmeye başlıyorsun. Yani bu tarafa eğilmeye başlıyorsun. Çünkü bu tarafta artık bitti yani. Bu tarafa kafa neden bitti? Onu bile bilmiyorsun. E o öyle, o böyle vesairelerle falan kendimizi kandırmamıza gerek yok. Dedim ya, en başına bizim gerçeğin yoluna ihtiyacımız var. Gerçek nereden gidiyorsa onun peşinden gideceğiz. Acı çekeceğiz gerekirse. Yıpranacağız gerekirse. Ama gerçeğin peşini bırakmayacağız. Hani çat 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 söylemek diye bir şey vardır ya ben seni seviyorum ya da ben seni sevmiyorum. Ben sana nefret ediyorum. Sebebini de söylersin. Şundan dolayı bundan dolayı vesaire falan filan. Gerçekten ayrılmak istiyorsundur. Sana doğru gelmeyen gerçek şeyler vardı. Ayrılmayı teklif edersin. Söylersin. Seni sevemiyorum artık dersin. Sevmiyorum dersin. Bu kimseye zarar vermez. Hatta bu karşındakinin olan iletişimi daha da kuvvetli hale getirir. Fark ettirirsin. Olmayan bir şey fark ettirirsin. Yani oluyormuş gibi göstermezsin. Ya da olan bir şey olmuyormuş gibi göstermezsin. İşte o dengesizlikler bilmediğimiz zaman açığa çıkan şeyler ilişkilerimizi bu noktaya getiriyor. Bunlardan yani kurtulmak demeyeyim de bunları aşmak, bunları öğrenmek çok kolay. Çok fazla zamanınızı alacak şey değil. Çünkü inanın yapmanız gereken şey dışarıyı değiştirmek, dönüştürmek değil. Bu olsa çok zor olurdu. Alın karşınızdakini değiştirin, dönüştürün, şöyle yapın, böyle yapın, evirin, çevirin, o böyle yaparsanız ilişkiniz mükemmel hale gelir değil. Sizin kendinize bakışınız değiştiği an Gerçekten bütün ilişkiler değişecek. Ya Enes arkadaş ben değiştim ama o bunu anlayacak mı? Bunu düşünmene gerek yok. Sen gerçekten değişim dönüştüğün zaman o bunu zaten fark edecek. Çünkü bilinçli bir şekilde fark etmese bile ruh bu dönüşümü görecek. Ki zaten şöyle bir şey var. Her şey içeriden dışarıya. Yani. Sen ne istiyorsan ne yaşamak istiyorsan onu görüyorsun. Başka bir şey yok. Bununla alakalı yani çok fazla konuşulabilir ama şu anda yeri burası değil. Bunu da böyle söyleyerek son konuma geçiyorum. Son bir yürüdüm daha su içiyorum. Evet. Son konumuz da yeniden başlamak ve affetmek. Şimdi e, yeniden başlamak için bir şeylerin bittiğini görmemiz gerek. Ya da bir şeylerin bittiğine inanmış olmamız gerek. Ya da e, şu anda yaşamış olduğumuz ilişkide hala bir ilişki içerisindeyiz. Bir şeyleri toparlamak gerektiğini düşünüyoruz. Yani nasıl yapabileceğimizi bilmiyoruz. Heyecanımızı kaybettik, her şeyi kaybettik. Nereden başlasak bilmiyoruz. Bu noktada da aslında yeniden başlamak ve affetmek çok önemli. Eğer bugün bu noktada sevgilimizle, eşimizle, partnerimizle, arkadaşlarımızla hala sürdürdüğümüz yani süre gelen bir nefret varsa aşamadığımız bir nokta varsa, tamamlayamadığımız eksiklikler varsa orada affedemediğimiz, affedemediğimiz noktalar mevcut demektir. Bunu daha ötesinde bir şey söyleyeyim. Belki şu anki partnerimizde değil ama geçmişte yaşamış olduğumuz ilişkilerde aşamadığımız, kendimizde yaşamış yani yaşamış ya da yaşatmış olduğumuz şeyleri aşamayıp affetmediğimiz noktalar da bugünkü ilişkilerimize yansıyabiliyor. Aslında yeniden başlamak büyük bir kavram. Bunu bırakmadığınız sürece hiçbir zaman yeniden başlamamış oluyorsunuz. Yani onları sürekli sürdürdüğümüz sürece hiçbir zaman yeniden başlayamıyoruz. Çünkü hep oradayız. Başlamak diye bir şey yok. Yani orası zaten başlamış, bugüne kadar gelmiş. Yani evlenmesin, çocuğun çocuğu olmuş, olmuş bu olmuş ama işte atıyorum işte lisedeki partnerinle yaşamış olduğun şeyde hala kendini affedememesi İlişkilerde kendini hala aşamamışsın. Onu sürekli sürdürmüş, sürdürmüşsün, sürdürmüş. Buraya gelmişsin. İşte ben evlendim, baklandım. Hayata yeniden başladım. O oldu, bu oldu vesaire falan filan. Bunu söyleyebilirsin ama gerçekçi baktığımız zaman o noktadan sonra hiçbir zaman yeniden başlamamışsın. Neye yeniden başlamamışsın? Kendinle olan iletişimini, kendinle olan sevgi dillerini, işte kendinle olan ilişkini düzeltme noktasını yeniden başlamamışsın. Kendi o şekilde bırakmışsın ve kendi hep o şekilde görerek 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 üstüne koy, üstüne koy, üstüne koy bu noktaya kadar gelmişsin. Affetmek yine dışarı ile alakalı değil. Kim size bir şey yaparsa yapsın, siz onu affettiniz diye ya da affetmediniz diye o olay e, kapanacak ya da o olay karşılık karşı tarafa çok farklı sirayet edecek anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Mesela bir tane örnek vereyim. İşte Eşine kötü bir şey yaptı. Onu kıracak, rencide edecek sözler söyledin. Onun için de bu çok çok önemli. Yani defalarca söylemiş sana ya demiş arkadaş bak bana böyle böyle söyleme. Ben bu noktada çok üzülüyorum. Yani bunu duydun mu ben dayanamıyorum. Bu beni çok kötü etkiliyor. Yani bunu söyledin mi ben soğuyorum senden çok üzülüyorum. Bana bunu deme dedin. Siz de hiç onu dinlemediniz, duymadınız. Ve onu kıracak ve daha da ötesinde çok fazla şey söylediniz. Ve işiniz buna kırıldı ve üzüldü. İşte iki gün, üç gün sizinle görüşmedim. Tamamen küstü yani. Üçüncü gün, dördüncü gün işte böyle biraz sakinlemeye başladı. Düşündü etti ya da işte bilgeliğine sordu. Fark etti bir şeyler geldi. Ya tamam işte sen bana bunları bunları söyledin ama işte şöyle oldu, böyle oldu. Bu konuyu nasıl toparlayabiliriz? Yani sizin iletişim kurmaya çalıştın Aslında burada bir affetme eylemi gösteriyor değil mi? Şimdi size anlatacağım şeyi dikkatli dinleyin. Burada kaçırmamız gereken bir nokta var. Onu en son söyleyeceğim. Burada affetme eylemine girmiş gibi gözüküyor değil mi? İşte bak arkadaşım sen bana böyle böyle yaptın ama hani daha önce yapmış olduğun iyi şeyler için ben bu konuda seni affedeceğim. Ama yani bir daha bana bunu yapmama konusunda söz vermelisin. Bak bu yaptığın çok yanlış. Lütfen bir daha bunu yapma. Bir daha bana bunu yapmazsan, bir daha bana bunu yapmamını sözünü verirsen seni affederim diyoruz aslında karşımızdakine böylelikle. Peki bu gerçekten bir affetmek oluyor mu? Şimdi biz kendimize soralım. Ya evet arkadaş böyle böyle yaptı. Yaşadığımız olaylara bakın. Ben böyle böyle söyledim ama bunu yaptığı zaman, söylediği zaman bir daha yapmış olmasa dahi ben gerçekten bu kişiyi affettim. Ben bu konuyu gerçekten tamamen kaldırdım mı? Çoğunu kaldırmıyoruz. Çünkü neden biliyor musunuz? O bizim için artık bir koza dönüşüyor. Hem kendimiz için hem karşı taraf için dedim ya düşünceler, negatif düşünceler, pozitif düşünceler fark etmiyor. Bilmediğimiz zaman mesela üzüldüğümüzde o affettim, affettim dediğimiz her şey gün yüzüne geliyorsa demek ki onu tam manasıyla affetmemişiz demektir. Mesela buradan fark edebilirsiniz. Eğer bir şey tam anlamıyla kapattıysanız dedim ya bir şey hayır dediyseniz bir daha ona ya evet diye düşünmüyorsanız gerçekten hayır demişsiniz demektir. Ama o evet mi? Acaba evet deseydim mi? Hala düşünüyorsanız, o zaman orada tam değilsinizdir. İşte affetme konusunda da böyle yapıyoruz. Affetmiyoruz aslında, geçiştiriyoruz. İlişkimizi sürdürmek için geçiştiriyoruz. Aman hani Ali Rıza Bey da şey vardı ya bir repliği vardı ya onun da da Aman Ali Rıza Bey keyfimiz kaçmasın diye öyle bir şeydi. Hani bunun için sürdürüyoruz, affetmiş gibi yapıyoruz ve bunu bilinçsiz bir şekilde yapıyoruz. Hani burada biz suçlu aramıyorum. Hiç kimse, hiçbirimiz suçlu değiliz. Çünkü bilmiyoruz. O bir anda gelişiyor ve biz bunu yaptığımızı sanıyoruz. Zaten bu görüşmelerin amacı farkında olmadığımız şeyleri size fark ettirmek. Bakın. Mesela bakın. Gerçekten ben neyi affettim? Gerçekten neyi affedemedim? Hayatımızda bu noktalarda takıldığımız zaman işte bir, yani bir adım ileriye gitmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü geriden bizi çok fazla şeye çekiyor. Çok fazla şeye çekiyor. Bu çeken şeylere çok fazla güç uygulamamız gerekiyor. Yani ilişkiyi mesela sürdürme konusunda da bu çok fazla. Yıpranmışsın, yıpranmışsın, yaşamışsın, yaşamışsın. Artık o kadar yorulmuşsun ki yani bir şey yapacak halin, sevgi gösterecek halin kalmıyor. Çünkü sırtında binlerce ton ağırlık var. Yük var. Bunları taşımana gerek yok. Bunları doğru şekilde iletişerek hani çözebilirsin. Çözüm demek işte birlikte olmaya devam etmeyi de ayrılmak ne olursa olsun bilmiyoruz ama kendi hayatınızı yaşamak için bir çözüm üretmiş oluyorsunuz. En önemlisi zaten bu değil mi? Evet. Benim anlatacaklarım şu an size bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerin soruları varsa, görüntünüzü açmak isteyen, sesini açmak isteyen herkes sırasıyla görüntüsünü sesini açıp konuşabilir. Sorunuz yoksa yorum yapmak isterseniz yorumlarınızı mutlulukla, zevkle ve şevkle dinleyebilirim. Artık söz sizde. Teşekkürler. Sizleri bekliyorum. Nasıldı? Kimse yok mu? Kimse bir şey söylemek istemiyorum. Eğer müsait değilseniz, yorum yapamayacak gibiyseniz, hani en azından mesaj atarsanız, yorum yapamayacağım ya da hayır derseniz ben de ona göre görüşmeyi sonlandırabilirim. Kimsenin söyleyecek bir şey ya da yorum yapacak bir şey yoksa. Evet. Tamam oraya geçmeden önce size şunu da söyleyeyim. Bu anlattıklarımla alakalı bizim daha önce yapmış olduğumuz e, ilişkileri forsulaştırma programıyla aslında biz başlamıştık bu ilişkiler üzerine çalıştırma çalışmaya sonrasında bu e, üç tane ilişkileri forsulaştırma oldu sonra dördüncüsünde beşincisinde aşk hazira e, evrildi. Görüşmenin başında da söylemiştim ilişkiler hakkında ilişkiler konusunda kendimi daha farklı bir koşu noktasında e, daha iyi bir ileride görüyorum Ve yani bu konuda insanlara gerçekten daha farklı bakış açılarıyla güzel bir yol gösterebileceğimi Biliyorum bununla alakalı yepyeni bir program yazdım programda sadece ben yer alacağım daha önce yapmış olduğumuz tüm ilişkiler programlarında Deniz'le birlikte yer alıyorduk bu programın is ismi aşkı hazır İlişkileri forslaştırmak programı zaten bunu e, bu webinardan önce bu webinara katılanlar için e, güzel bir in, e, hediye vereceğimi söylemiştim %10'luk bir indirim olacak. Burada kendinizi aşk hazırlamak, yaşamış olduğunuz ilişkide gerçekten takıldığınız noktaları değiştirmek, dönüştürmek, bunları farkındalık haline getirmek, gerçekten bilmediğiniz noktalarda öğrenmek ve destek almak istiyorsanız bu program tam sizler için. Çünkü ilişkilerimizi yani her şeyle olan ilişkimiz aslında bu program dönüştürüyor. Buna hepimizin ihtiyacı var. Bir noktada ihtiyacı var. Ben bir noktaya kadar sizi taşıyorum ve ben öğrendik çoğu noktadan daha da ileriye hepinizi taşımayı aslında hedefliyorum. Vizyonlarımdan bir tanesi de bu. Test ettiğim şeyleri anlatıyorum. Bunu program haline getiriyorum. Bir vizyona dönüştürüyorum. Sonrasında tekrar almış olduğum tecrübeler ve eğitimlerle daha üst bir versiyona geçiyoruz. Bu noktada da bence herkes için aslında bu çok çok ihtiyacı olan şey özellikle bu konular hakkında Herhangi bir tecrübesi olmayan, daha ileriye gitmeyen ya da gitme konusunda bir adım atan ya da atmayan insanlar varsa burada çok çok güzel bir program olacaktır. Bu şu anda programımız web sitemizde mevcut. Bunlarla alakalı sizlere mail adresini gönderen kişilerin maillerinde özel olarak kod oluşturdum. Bu programa katılmak isteyen, bu program hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler bize WhatsApp üzerinden yazabilirler. Daha detaylı bir görüşme de orada yapabiliriz. Evet. Kendi adama teşekkür ederim. Çok güzel, çok faydalı bilgiler demiş Damla. Teşekkür ederim Damla. Merhaba ben son 10 dakikada konuşmak için müsait değilim. Çok teşekkür ederim. Keyifli dediğim, İyi akşamlar demlemiş Selda Hanım. Çok teşekkürler güzel yorumunuz için. Evet programımız da böyle. Ben dediğim gibi burada var olan herkesi bu programa davet ediyorum. Bu programla alakalı bireysel olarak görüşme yapabiliriz. Programımızda e, hem birebir görüşme olacak hem de grup görüşmesi olacak. 9 tane, 3 aylık bir program bu arada bu. 9 tane Aynı bu şekilde konu anlatımlarının olduğu, sizler için özel belirlediğim konular var. Konu anlatımlarının olduğu işte 75 dakikaya kadar 60-75 dakika arasında konu anlatımları yaptığımız bir Zoom grup toplantısı olacak. Ayda 3 kez olacak bu. 3 ayda toplam 9 kez oluyor. Her ayda 2 kez benimle özel olarak birebir konuşma, birebir görüşme yapma imkanınız oluyor. Bu görüşmelerde ilişkiler hakkında zorlandığınız noktaları daha da bireysel olarak birlikte daha kolay bir şekilde çözüme kavuşturabileceğimiz birebirler sizi çok güzel destekleyecektir. Programın fiyatı şu anda 15.999 TL yani 16.000 TL. Bu programa katılanlar için %10'luk bir indirimimiz var. İsteyenler dileyenler kredi kartıyla 3 taksitle bu e, programı satın alabiliyorlar web sitemizden. Bu detayları da söyleyeyim. Hani aklınızda herhangi bir adım atma niyetiniz varsa bilgilerin sizi bu yönde çekiyorsa dediğim gibi benimle bir görüşme daha planlayabilir daha detaylı konuşabiliriz. Evet, Selda Hanım'dan yorum aldık, Damla Hanım'dan aldık, Kübra Şenay ve Batakan Bey'den yorumlar almadık. Onların da keyifle dinlediğini düşünüyorum. Eğer onların da herhangi bir yorumu yoksa, ha bir de şey söyleyeceğim bu e, programla alakalı daha detaylı bilgi almak isteyenler maillerinde yazabilirler. Mail adresinden de onlara ulaşabiliriz diyorum. Evet. Sorusu olan var mı? Kübra Hanım, Şenay Hanım, Batkan Bey. Güzel sorularınız vardır diye düşünüyorum. O kadar şey anlattık. Ya da bu anızdan her şeyi biliyor musunuz? Evet. Biraz da ben böyle espri diliyle yaklaşan bir koçum. Bunu hala aşamadım. Belki <laughs> bunu aşmam gerekiyordu da olabilir. Daha ciddi, daha böyle oturaklı duran, hiçbir tepki vermeyen bir koşta olabilirim. Bu da, bu da belki zaman alacak. Benim de mizacım bu şekilde ilerliyor. Evet. Çok da fazla zorlamaya gerek yok. Müsait olmayabilirsiniz diyecektim. Tam o sıra Damla Hanım'dan bir soru geldi. Teşekkür ediyorum. Burada paylaşmış olduğum link sanırım ee, size tıklanacak bir noktaya geliyor mu gelmiyor mu o konuda tam bir bilgim yok ama ben yine şuradan size paylaşayım. İsteyenler buradan girip hemen sevgi dillerinin ne olduğunu öğrenebilirler. Ya da dediğim gibi Google'a da yazıp sevgi dili e, testi dediğiniz zaman oradan hemen şey çıkıyor bir saniye hemen buradan böyle şu linki attım. Sanırım bu linke tıkladığınız zaman o sevgi dili sayfasına geçebilirsiniz. Buradan sevgi öğrenip gerçekten eşinizle, partnerinizle doğru sevgi konuşup konuşamadığınızı görebilirsiniz. Bu da çok önemli. Şimdi program linkini de gönderiyorum. Arkadan ekip arkadaşlarım hemen beni de destekliyorlar. Şöyle... Oraya da tıklayıp oradan da programı inceleyebilirsiniz. Ben yine bu sırada sorusu olan varsa diye beklemedeyim. Evet, onun da linkini buradan paylaşıyorum. Dediğim gibi bu programın linki buradan da tıklayarak programın inceleyebilirsiniz ve benimle ücretsiz görüşme planlayabilirsiniz. Evet, süper. Ben çok keyif aldım. Benim için bir ilkti aslında. Böyle bir webinar yapmak, böyle bir lansman programı yapmak. Çok heyecanlıydım. Nasıl yapabileceğimi düşünüyordum. 450 kişinin falan gelebileceğini bekliyordum. <laughs> Eskiden mesela böyle beklentilerim vardı. Bu beklentilere ulaşamadığım zaman çok üzüleniyordum. Ya işte ya olmadı ya işte 10 kişi geldi, bir kişi geldi, 5 kişi geldi falan diye çok düşünüyordum ama bugün görüyorum ki kendimi bu konuda daha aşmışım. Gerçekten hayatta sürekli test ederek ilerlediğimiz zaman her şeyi aşabiliyoruz. Çünkü başarıya ulaşmak için Sıfırdan yüze direkt ulaşmıyorsun. Birle başlıyorsun. ile başlıyorsun. Üçte başlıyorsun. Dörtle. Ben kendim olan inancımı söylüyorum size. Bu sizler için ne kadar etkili olur bilmiyorum ama bu sürece başlarken e, insanlara gerçekten yardımcı olabileceğim ama bu konuda çok fazla iyi olmadığımı düşünüyordum. Zaman geçtikçe bugün dahil olmak üzere insanlara çok fazla destek olduğumu ve daha da iyi olabileceğimi düşünüyorum. Ki bir noktada da artık kendimi gerçekten çok böyle hani şey gibi vardı ya guru gibi bir yönü gösterir böyle evet buradan gidin der ve bütün herkes oradan gider falan gibi böyle <laughs> çok güzel bir koç şey, olabileceğimi düşünüyorum daha ileride. Bunun için de sürekli anda kalarak sürekli süreci test ederek ve sürekli teste tabi tutarak kendimi geliştiriyorum ve bunu da yapmak isteyen sizler için hayatta kendini daha iyi bir yerde görmek isteyen insanlar için sürekli test etmeye ve bilgiye açık olmaya ve yeni şeyler öğrenmeye kendi adamınız sizler için çok güzel olacaktır. Merhaba konuşmak için müsaade edeyim. Çok teşekkür ederim. Keyifle dinledim. İyi akşamlar derinlemiş Batıkan Bey. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. O zaman benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. İlişkilerde ve ilişkilerinizi eforçlu bir şekilde yaşamanızı niyet ediyorum. Hepinize buradan alan tutuyorum. Söylediklerimi test ederek ilişkinizde görmediğiniz bilmediğiniz yanları keşfedip mükemmel ve eforçlu bir ilişkiye açılabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.